Kainatın var edeni yani yegane tek tanrı ilah dediğimiz kudret her şeyin yaratıcısı. Dolayısıyla her şey yarattığına göre bu her şeyin yaratılışındaki bilgiye sahip ve her şeyi yaratmak için gereken bilgiye sahip olduğu gibi gereken güce de sahip. Şimdi onun bize konuştuğu, bize hitap ettiği, bize din indirdiği ve bizi yarattığı bu format içerisinde bizden beklediklerini bize anlattığı bir sürecin adına din diyoruz. Ve bunu Allah Azze ve Celle aramızdan birilerini göndererek, bize seslenerek gerçekleştirdi. Tarih boyunca da hep böyle oldu. Bunların sonuncusu da Allah'ın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi meseleye böyle bakınca varlık ile var edici arasındaki bütünlüğü kaçırmıyoruz. Zaten kaçırmayalım diye böyle bir girizgah yapmak istedim. Yani varlık dediğimiz bütün boyutlarıyla ve bütün özellikleriyle yani yer çekiminden tutun büyük güneş sistemlerine veya atom altı parçacıklara ve bizim yaşadığımız ara kademedeki bütün varlıklara ve varlıklarla olan etkileşimimize hükmeden var ediciden söz ediyoruz. Varlık ve var edici. Bu ikisi var edici demek varlığı ortaya çıkaran demektir. Şimdi dinin iddiası şu, bu var edici seslendi, bize hitap etti, onun bizde sözleri var diyor. Yani dinin iddiası bu, gökleri yeri var eden, bizleri var edenin elimizde konuşması var. Yani güneşi var edenin, elektriği var edenin, ne bileyim maddeyi var edenin elimizde konuşması var diyor. İnsanoğlu nerede duruyor dersek, insanoğlu, insan dediğimiz kendisi de bu varlığın içerisinde yine var edicinin bir ürünü, onun yarattığı bir varlık. Biz buna mahluk diyoruz. Her şeye dediğimiz gibi insan da böyle. Ama farkı ne diğer mahluklardan derseniz, insanın farkı şu, insan yaratılmış kendisi de dahil varlıkları anlamlandırabilecek, analiz edebilecek, çözümleyebilecek, diyelim şu kristali aldı eline, bunu nasıl bir şeyden yapmışlar acaba diye ham maddesini ve benzerini yapıp yapamayacağını, bunu yapabilmek için ne denli bilgi gerektiğini, bunu yapabilmek için ne denli güç gerektiğini, ne denli ekip, envanter gerektiğini zamanla çözebilecek potansiyeli var. Dolayısıyla eğer ortada bir sergilenmiş bilgiye dayalı, güce dayalı, hayranlık uyandıracak bir ürün varsa bunu anlayabilecek bir varlıktan söz ediyoruz. Bu diğer varlıkların hepsinden bu yönüyle apayrı bir varlık. Dolayısıyla yaratıcıyı takdir edebilecek bir varlıktan söz ediyoruz. Ve insan bu potansiyelde ve Cenab-ı Hakk'a bakarsanız, onun yani var edicinin konuşmalarına bakarsanız tam da insanın sorumluluğunu böyle tarif ediyor. Bu aynı zamanda insanın sorumluluğu. Yani var edicinin ne denli muhteşem bir bilgisi olduğunu, onun yaratması üzerinde çalışa çalışa müthiş bir bilgi bu. Bunların hepsini yapabiliyor deyip hayranlık duyacak. Ve sadece bilgiden ibaret değil, bilgi güç de gerektirir. Yani bir şeyin bilgisi var elinizde. Eğer güç yok ise ki gücün içerisinde ham madde her ne gerektiriyorsa buna güç diyoruz. Bunlar yoksa bir kuru bilginiz sonuç sağlamaz. Gücü de var, bilgi, güç ve her şeye hükmeden bir irade. Bu insanın yaratıcıyı tanıdıkça hayranlık duyurması, hayranlık duydukça bağlanması ve bunun sonucu sevgi dediğimiz bir şey. Ve çok böyle sevince ona saygı duymaya başlaması. Bu tam da dinin beklediği bir şey ve hatta bu bahsettiğimiz zincir olmazsa eğer sonuca gidemediğiniz bir şeyden bahsediyoruz. Yani şöyle diyebiliriz, eğer bu tanıma gerçekleşmemiş ise o zaman yaratıcıyı olanca büyüklüğüyle, ihtişamıyla anlama ve kavrama eksik kalacağından
bir o kadar eksik kalacağımdan, yani çünkü ne düzeyde tanıma, o düzeyde hayranlık. Çok ilerledikçe o düzeyde hayranlığı artacak, sevgisi artacak ve saygısı buna bağlı olarak doğrusal bir biçimde artacak. Belki daha güçlü artacak. O yüzden Allah Azze ve Celle çok iddialı bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ Allah'tan kulları içerisinde, kulları arasından ancak alimler çekinir. اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ Kulları içinde Allah'tan ancak alimler çekinir. Bu çok sert bir ifade. Bunu biraz daha yumuşatıp avam da çekinir'e de imkan açabilmek için aslında metinde olmamasına rağmen çoğu zaman biz bunu yorumlarken hakkıyla gibi bir ifadeyi eklemek ihtiyacı hissediyoruz meallerde. Aslında ifadenin orijinalinde yok. Yani ifadenin orijinalinde bir kişi ilim yapmıyor ise Cenab-ı Hak'tan çekinmesini bekleyemezsiniz. Çünkü tanımadığı bir kudretin büyüklüğünü, azametini, gücünü, kudretini bilmediği, tanımadığı birini sevip saymasını bekliyorsunuz. Bu beklenecek bir şey değil. Kişinin hiç tanımadığı birinin sevmesi, aşık olması gibi bir şey. Yani tanıyor musun diye soruyoruz. Kızı gördün mü? Görmedim. E tanıyor musun? Tanımıyorum. Fotoğrafını onu da görmedim. Ama sırılsıklam aşığım. Bu ne kadar absürt ise tanımadığı, bilmediği, hakkında bir bilgi sahibi değilse bir kimsenin ona hayranlık duyup bağlılık duyması, sevip ve sevginin sonunda da saygıya bunu dönüştürmesi ki Allah Azze ve Celle de kurduğu nizam üzere saygının sevgiye dayalı olmasını bekliyor. Yani gönüllü kişinin kendi iradesiyle sergilediği bir şey olmasını bekliyor. Eğer ortam baskısıyla olmuşsa bunu da reddediyor. Riya diyor, kandırıyor, atıyor. Ve bu konularda çok şeyli, ödünsüz yani. Biz buna ne diyoruz? Şirk. Bir amele bu bulaşırsa diyor, hiç istemem, kalsın. Eğer benim için değilse, sırf bana duyduğun sevgiden, bana duyduğun saygıdan ötürü, sen kendin yapmadıysan, işte birileri desin diye, birileri görsün diye, ya böyle bilineyim, ticaretim bol olsun, böyle toplumda böyle bir değer var o yüzden diye, çevresel faktörlerin de işin içinde olduğu bir süreçte Cenab-ı Hak hiç istemiyor. Dolayısıyla eğer buradaki ilişki biçimine, yani kulun, insan dediğimiz varlığın, varlık içerisinde var ediciye karşı sorumluluğunu irdelediğimizde, birinci adımda tanıma vazgeçilmez bir adım olarak yer almış ve Kur'an-ı Kerim'i açıp okuduğunuzda, başından sonuna kadar özellikle bu adımı ıskalamış kimselere bakmazlar mı göğe, bakmazlar mı yere, bakmazlar mı hatta kendilerine? وَفِي أَنْفُسِكُمْ Sizin kendinizde de Allah'ın gücüne, kudretine işaret eden ayetler var. اَفَلَا تُبْصِرُونَ Görmüyor musunuz? Diye adeta kendisini gösterebilmek için gücünün, kudretinin büyüklüğünü, çünkü buna karşılık insanda da böyle bir potansiyel var. Bunu tanıyabilecek bir potansiyel var. Bu bizim çok olağanüstü bir varlık olduğumuzu fark edebilmemiz için işe yarar bir ifade. Yani gökleri, yeri, evreni uçsuz bucaksız var edeceği tanıyabilecek bir potansiyele sahibiz. Bu onunla bir ilişki biçiminden söz ediyorum. Bu bizi atom bombası yapıyor bir anda. Çok acayip bir varlığız. Var ediciyi tanıyabilecek, onu tanıdığında sevebilecek ve saygı duyabilecek potansiyel. Hacim olarak küçük olabiliriz, alan olarak sınırlı olabiliriz ama anlam düzeyini etkileyen şeyler değil bunlar. Anlamsal karşılığımız gökleri, yeri, yani büyüklüğü itibariyle böyle kullanıyorum. Cenab-ı Hakk'ın deyimiyle her şeyi, yaradan kudreti tanıyabilecek potansiyelimiz var. Nasıl oluyor bu derseniz, geçenlerde biri dedi ki işte, yani yazmış benim altta bir yoruma, işte biz din anlatıyoruz, etrafta konuşuyoruz, ayetler vesaire. Altta yazmış, demiş ki işte evrenin yaşı şu kadar, boyutları bir uçtan bir uça şu kadar, milyon ışık, milyar ışık yılı, dünyanın veya
Samanyolu galaksisinin edindiği yer ihmal edilebilir düzeyde. Dünyanın Samanyolu içerisindeki yeri ihmal edilebilir düzeyde. Bizim zaten dünya üzerindeki varlığımız, yani bir insan olarak neredeyse yokuz. Ne önemimiz var da kalkmışsın bu kadar bizim üzerimize konuşuyorsun, sonuç kuruyorsun şu mini minnacık hayatımız üzerine. Şimdi evet, hacim olarak, kütle olarak belki yani uzayla kıyaslandığımızda neredeyse bir hiçiz. Ama bir de başka türlü bakın, bunu bize konuşan insan, tam da bu satırları yazmış olan insan, bütün bu olanca genişliğine rağmen bir perspektif sunuyor. Yani insan bulunduğu yerde, bulunduğu kümeste, bulunduğu şehirde, bulunduğu alanda mahpus edilemeyen bir varlık, kendi bulunduğu şehri, şehirden sonra ülkeyi, ülkeden sonra bulunduğu alanı keşfetmiş, sonra semaya yönelmiş, sonra zaman içerisinde güneşi, güneş sistemini, güneş ve benzerleri, galaksiyi, sonrasını kağıdın üzerine düşürecek bir potansiyeli var. Matematik yapmış, şu anda Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şeyi sınırlarını zorluyor. Bu bizdeki potansiyel. İlim yapabiliyoruz. Şu kafamız, şu varlığımız, elimize aldığımız şu kalem, kağıdın üzerine bir çocuk, geçenlerde gittiğim bir okulda böyle galaksi tasvir etmişler. Çocuk bunları işte ödev yapmışlar fen dersinde. İşte dedim, insanoğlu bu. Yani o çocuğun varlığı bu çizdiği galaksinin yanında bir hiç. Ama bakın, insanın öğrenmesi, değerlendirmesi ve anlam ilişkisini kurabilmesi. Ben böyle bir yerdeyim. Sonra galaksiyi de küçültüp resme daha büyük bakabiliyor. İşte biz Cenab-ı Hak kendisini tanıyabilelim diye bizi bu potansiyelde yarattı. O zaman varlığımız çok küçük ama biz onu tanıyabilecek potansiyelimiz var. Ve tanıdığımızda aramızdan onu sevebilecek, duyduğu hayranlıkla ona meftun olacaklar var. Ve ona duyduğu, bu da yetmez, meftun olunca ona saygı duymaya başlayacak olanlar var. Çünkü kişi çok sevdiğine saygı duymaya başlar. O yüzden hep sevgililer arasında bir yanlış muamele olmuşsa hemen beni sevmiyorsun demek ki der. Niye ya, ben çok seviyorum. Sevsem böyle yapar mısın der. Sevgiyle saygı arasında, hani mühendisler olarak konuşalım, lineer bir ilişki var. Biri diğerini mutlak surette gerektirir. Eğer öyle değilse yok o zaman diyor. Sevmiyorsun demek ki. Yoksa bana bu yanlışı yapmazdın. Allah'ın beklediği de ilim yapan kimselerin böyle bir sonuçta Cenab-ı Hakk'ı tanıyıp saygı duymaya başlaması. Ben bazen böyle anlatınca gelen yorumlardan anlıyorum ki bazı kimseler şöyle anlıyorlar. Yani demek ki bu kadar böyle işte mikrodan makroya uzanan geniş bir süreçte insanoğlunun ilim yapa yapa geldiği bu boyutta, işte mühendis olanlar, hatta profesör olanlar, işte ciltlerce kitapları, ondan sonra bilimsel gelişmeleri takip edip bilenler ancak mümin olabiliyorlar. İşte adam köyde kalmış, ondan sonra orada okumuş veya okumamış. Oysa Cenab-ı Hakk'ı tanıyamadığı için olamaz yani böyle, siz böyle bir algoritma kurdunuz diyor. Bunun neticesi de oraya gidiyor. Değil efendim. Neden değil derseniz, şimdi bu anlama dediğimiz şey, şöyle örnek verelim. Adam köyde buzağıyı doğurtuyor veya bir hayvanını doğurtuyor. Allah Azze ve Celle o yeni doğan canlı üzerinden aynı anlama ve kavrama düzeyini ona yaşatıyor. Bakıyor, diyor ki ya bunun karnından böyle bir varlık çıktı, ayakları var, şey var. Allah Allah. Ve benimki de çıktı aynı benim gibi. Kim yapıyor bunları? Şimdi mekanizma aynı çalışıyor içimizdeki ve hep aynı soruyla, yani Allah'ın ayetleri dediğimiz, bırakın bugün köy ortamını, eğer böyle bakarsanız teknoloji gelişmeden önceki zamanlardaki insanların zaten iman edememeleri gerekirdi. Çünkü mikroskopla küçük varlıkları göremediler, uzayı hiç bilemediler gibi, ama olay öyle değil. Çok primer dediğimiz şeyler da aynı zamanda aslında çok kompleks. Yani kendi varlığı, kendi tırnağı, eli, eline bakıyor. Bunlardan bir tanesini kaybettiğinde veya bir tanesi yaralandığında nimetin kadrini, değerini.
Dişi ağardığında dişinin etkisini, fonksiyonunu, çocuğu hastalandığında ineği, yağmur yağmadığında gelen yağmurun hayata kattığı nimeti, o insanlar da var edici kudreti tanıma sürecine girdikleri zaman aynı şeyleri yaşıyorlardı. Yani Ebu Zer el-Gıfari bir çoban idi diyelim ve o çobanlığında sahrada, ovada, göğe, taşa bakarken, insana, canlıya bakarken aynı sonuca gitti. Var edici kudretin büyüklüğüne, var eden kudretin üzerimizdeki nimetlerine.